Bundan sonra susmayacağız. Biz Filistinli ve Kudüsli kardeşlerimizin yanında yer almazsak kimler yanında yer alacak? O yüzden İsrail hesap verecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarla ilgili konuştu. İsrail'e tepkisi hayli sert oldu. Birazdan. Sana sıkılan kurşun. Bayram öncesi yeni genelge. Yavrumla bayramlaşmaya geldik. He? O bana götürecekti gülleri, ben ona götürüyorum. O bana su dökecekti, ben ona su döküyorum ha yavrum. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine şehit aileleriyle ilgili genelge gönderdi. Detaylar birazdan. Herkesi canından bezdirdi. Yani önüne geçsek herhalde bizi de bu. Kapı, duvar, çöp konteyneri demedi. Cami bahçesine dadanan gencin yaptıkları ağızları açık bıraktı. Birazdan. Randevulu cinayet kamerada. Kız arkadaşıyla buluşmak için gitti. Dakikalar sonra dehşeti yaşadı. Kan donduran olay birazdan. Babam annemle görüştüğüm için üniversite ücretimi ödemiyor. Nafaka ödemiyordu. Annemle görüştüğüm için üniversite ücretimi ödemiyor. Şimdi yeniden gündemde. Duvarlar kırık, mobilyalar yok. Tıp fakültesi öğrencisi genç kız babasına dava açmıştı. Boşanma aşamasındaki eşi o iş insanıyla ilgili çarpıcı iddialarıyla canlı yayında. Birazdan. Acımadan vurdu. Boşandığı eski eşi borç istedi. Olumsuz yanıt veren talihsiz kadının sokak ortasında başına gelen dehşet anları kan dondurdu. Birazdan. Karı koca arasındaki kavga kanlı bitti. Gözü dönmüş kadın tartıştığı eşine dehşeti yaşattı. Olayın detayları izleyenlerin kanını dondurdu. Birazdan. Fedakarlık hikayesi. Böbrek hastası eşini tatile gidiyoruz diyerek Bursa'ya götürdü. Yaptıkları kalpleri ısıttı. Birazdan. Öldüresiye dayak kamerada. Bana bak. Ölüyor. Bana bak. Yapmayın dedi. Dinleyen olmadı. Avukata sokak ortasında saldırı dehşeti kameraya saniye saniye yansıdı. Birazdan. Korona krizi sürüyor. Hindistan'da bir insanlık dramı yaşanıyor. Ama yerli halk hala salgın yokmuş gibi davranıyor. Akıl almaz sorumsuzluğun görüntüleri birazdan. Bunlar da kahvaltılık hileleri. %10-15 maksimum 20 et koyuyorlar. Sucuk, sosis, pastırma, kaşar peyniri. Kahvaltının vazgeçilmezi bu gıdalarla ilgili yapılan hilelere inanamayacaksınız. Birazdan. O heykeller tepkilerin odağında. Biz de dalga geçiyorlar derim. Diyarbakır'ın tanıtımı karpuzla ve bu heykellerle olmaz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehrin tanıtımı için 4 heykel yaptırdı. Karpuz heykeli sosyal medyanın gündemine oturdu. Birazdan. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Ramazan ayının son günündeyiz. Mübarek Ramazan ayının son günündeyiz. İnşallah yarın bayram. Şimdiden gülümseyen yüzlerle sizlere merhaba demek istiyoruz. Elimizden geldiğince yapabilirsek bilemiyorum. Çünkü etiketimizi hemen söylüyorum. Hepimizin gündeminde olan konuyla alakalı insanlık öldü mü etiketiyle paylaşımlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Erkan'cığım. Günaydın, iyi yayınlar. Güzel bir gün olsun dileğimi ben söyleyeyim. Olabilirse evet. İnşallah. Şimdi... Olur. Gündemimize bakacağız elbette. Dışişleri Bakanımızın açıklamasıyla başlayacağız. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kudüs'te yaşananlarla ilgili çarpıcı ve çok önemli açıklamaları vardı. Onunla başlayalım, üzerine konuşacağız. İşte Amerika'nın aldığı karara ben doğru diyebilir miyim?
Kudüs'ü başkent yapma, İsrail'in başkent yapma kararını kabul edebilir miyiz? Dünya da kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz. Ama herkes bizim gibi cesur değil, bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez. Biz buna inanıyoruz. Üstelik Kudüs davasında biz susarsak kim sesini çıkaracak? Biz durursak kim adım atacak? Biz Filistinli ve Kudüs'lü kardeşlerimizin yanında yer almazsak kimler yanında yer alacak? Bölgedeki ülkelere mi güveniyorsunuz? O gün katil İsrail askerlerinin yaraladığı şehitlerimiz de var 60 civarında. Hunharca hiç çekinmeden yaralanan kardeşlerimizi getirmek istedik de Mısır karşı çıktı. Daha önceki karardan sonra Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın vetosuyla karar geçmeyince genel kurula götürdük. Yemen'le beraber. Yemen kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Buna rağmen Filistin konusunda en az bizim kadar duyarlı. Daha sonra Filistin Dışişleri Bakanı ile beraber gittik New York'a. Bizden başka kimse yoktu Dışişleri Bakanları. Bazı büyük Müslüman ülkelerinin büyük elçileri bile ABD'nin baskısı ve tehdidi yüzünden New York'tan kaçmıştı. Bunlara mı bırakacağız Kudüs'ü? O yüzden yani Türkiye'nin güçlü olması sadece Manavgat için, Antalya için önemli değil. Dünyadaki ümmet için önemli. Sadece ümmet için de değil, mazlumlar için. Biz ayrım yapmadan tüm dünyadaki mazlumların sesiyiz, vicdanlıyız. İşte biz Türkiye'yiz. 72 saat içinde de en iyi zirveyi gerçekleştirecek kapasiteye çıkmış bir ülkeyiz. 50 ülkenin katılımıyla. Ve oradan çıkan karar boş bir karar değil. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup neler yapmamız gerekiyor? Hangi adımlar atacağız? Öyle kınamakla olmaz. Bundan sonra somut adım atmamız lazım. Çünkü İsrail attığı adımlar, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Şu ana kadar 50 civarında Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Örgüt Genel Sekreterleri yöneticileriyle görüştüm. Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız. Hesap verecek. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. Ve bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve çok daha önemli bir şey, ilk defa yani Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyükelçiliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız? Bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var. Önlem var, tedbir var. Susmayacağız bundan sonra. Sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra. Karşı adımlarımızı atacağız ve bunların bu atacağı yanlış adımların da önüne geçeceğiz. Ya Sayın Bakan'ın söylediği her şey, bir saygı duyup hak vermemek mümkün değil. Ama en baştan beri artık hani bu karşındaki kötülüğü lanetlemen, kınaman veya ona atfedeceğin herhangi bir göreceli negatif benzetmenin bir kıymeti harbiyesi yok yani. Bir görüntü var. Orada şu bak şu görüntüde şimdi ekrandaki. Adamlar ona dans ediyor. Orası yakarken ve onların meşhur bir marşıymış. O marşın da sözleri bunların köklerini kurutacağız. Ve bayağı da bir genç kitle var. Gülüyor. Orada da yakın çekim yapmış finalinde. Şimdi karşındaki bin yılı aşkındır var olan Yahudilerin bu radikal Siyonist olanları, tamamı değil, onların kendi içinde de onlardan şikayetçi ve memnun olmayan
kalabalık gruplar var. Hatta onlar Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da yürüyüşe geçmişler bu sapkınlar için. Ama şöyle bir gerçek var, ben onu söylüyorum. Benim şu ağrıma gider ya. Ya kardeşim, bunları topla çarp böl 20 milyon. Dünyaya hakim olmuş. 20 milyon. Sadece Müslüman coğrafyasında 1,5 milyar insan yaşıyor. Yani Kanal D'ye bir kişi girip hepimizi mağdur etse, ağrımıza gitme. Ben ona kızmam ki. Ben kendimizi derim ki, gelirseniz çocuklar, biz nasıl oluyor ya derim ya, bu bir kişi gelip de alayımızı, kafasını yüzünü kırdı, aciz bıraktı, paralarımızı aldı, pulumuzu aldı. Ben ona kızmam ben yani. Tarih boyu incelediğin zaman bu işin kronolojisini, şöyle bir gerçek çıkıyor. Şimdi evet, bu adamlar bugün baktığında seni çaresiz bırakmış. Neyle bırakmış? Dünyanın ekonomisini bunlar yönetiyor kardeşim. Sen ne yaptın? Kendi ekonomin için, tüm Müslüman coğrafyasında söylüyorum. Ne yaptın? Demek ki hiçbir şey yapamamışsın. Bir, bunu değiştirmeye çalışmak için şu an ne yapıyorsun? Şu anda mesela Türkiye'de herhangi birisi doğal kaynak kazı yapmaya çalışsa, madenlerimizi elletmeyiz, yakmayın diyorsun. Ya iç manipülasyonlar da akıl alır gibi değil. Yani herhangi bir Müslüman ülkesinin kalkınmaması için kendilerinin dışarıdan müdahaleleri dışında yaptırımlar falan. İçeride de korkunç uzantılarıyla, algılarla oynayıp sözde siyaset adı altında seni geliştirmiyor. Bir kere sen ekonomik hiçbir zaman güçlü olamıyorsun. Onlara bağlı oluyorsun. Şimdi senin maaşını çocuğuna bile sen para verme, anne ben evleneceğim derse, benim çok başıma geldi etrafımdan. Benim imkanlarımla, benim verdiğim arabaya bineceksin, benim evimde oturacaksın, benim paramla yaşayacaksın, benim işimde, benim kararımı dinlemeyeceksin. O zaman bırak imkanlarını, git al, derken sen kendi ekonomik gücünü yaratmazsan, kendi ayaklarının üzerinde durmazsan bunlarla baş edebilir misin? Mümkün değil. Değil. Bir. İki. Dünyada tarih boyu tüm kavimler, tüm milletler, halklar, mitolojik dönemden, modern çağdan kim güçlüyse o caydırıcı olup hakkı yenmemiş. Bak demiyorum güçlü olan saldırıp hak yemiş, ama şimdi bakmış adamın boyu 1.90. Adedeleri var. Ulaştı. Biraz da sert bakıyor. Aman abi diyor. Onun hani bir şeyine göz dikemiyor. Şimdi dünyanın kabadayısı kim? Söyleyeyim onu da. Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip. Bir uçak gemisini yolladığında bütün Orta Doğu'yu yok edebilecek donanıma sahip. Girin bunu internete yazın. Çıkıyor zaten hepsi artık. Onu söylüyorum. Bir şeyler artık merak edin, araştırın da öğrenin. Bu da bunların hizmetinde. Yani bu dünyanın en büyük ordusu bunların, Siyonistlerin, İsrail'in hizmetinde. Şimdi ekonomi gitti mi? Peki dünya silah gücünde dünyanın en güçlüsü bunlar mı? Nasıl baş edeceksin? Kınayarak mı? Ne yapacaksın? Lanet de olsun. Kınıyoruz, hiçbir şey olduğu yok. Lanet olsun. Gerçekten. İstediğin kadar kına. 60'ın üstünde mazlum rahmetli oldu. Bunun din, dil, ırkla da bir alakası yok. Yani dünyada hakkı yenen maddi manevi her kim varsa acımasızca sömürülüyor. Buna dur diyecek herhangi bir güç yok. Zaten bunlar da kendine izin vermiyor, ama şu en büyük, bana mesela bugün sorsalar kapasitemce, ya kardeşim konuşuyorsun, senin tespitlerin zaten herkes tarafından biliniyor, hani araştıranlar. Peki bir kere ben şu elinde olan şeyler var, elinde olmayan şeyler var. Şimdi biz Selçuk Bayraktar'la da konuştuk. Abi diyor, adam 80 seneden beri bu Ar-Ge yatırımlarını bizim bütçelerimizin 100 misli yaptığı için bugün bizim onların geldiği noktaya gelebilmemiz çok ciddi bir zaman, süreç. Ama bu bir başlangıç. Yani devamlı buna isyan ederek de yaşanmaz. Biz de belli konularda belli aşağı. Helal olsun, o ayrı. En olması gereken. Siz Müslüman coğrafyasında bir birliktelik görüyor musunuz? Hayır.
birbirlerinden nefret ediyorlar. Orta Doğu'da Türkiye'ye karşı Batı'nın terör adı altındaki savaşına yeri geliyor İran destek veriyor. Yeri geliyor Suudi Arabistan destek veriyor. Yeri geliyor Birleşik Arap Emirlikleri destek veriyor. Yeri geliyor Mısır destek veriyor. Geçtim ülkeler arasındaki anlaşmazlık ve husumeti. Bütün bu katliamlara rağmen bu arada. Şimdi yalandan bir iki gün herkes bir dondu. O da halkından korktuğu için tabii bir şey yapmıyorlar. Dönelim Türkiye Cumhuriyeti son kale zaten. Yani son umut Türkiye. Bütün mazlumların coğrafyasına gidin. Herkes Türkiye'yi bekliyor. Ne dedi Tuğrul Salmanoğlu? Türk bayrağını öpüyorlar diyor. Dünyada bir ülkenin başka bir ülke vatandaşı başka bir ülkenin vatandaşının bayrağını öper mi? Hayır. Onun da nedenini araştırarak bilmen lazım neden böyle oluyor diye. Şuraya gelelim. Şimdi Türkiye'yi ele alalım. 86 milyon. Sadece sizden rica ediyorum Twitter'a girin. Arkadaş nefret ediyorlar birbirlerinden ya. Geçtim İsrail'i, emperyal güçleri, Amerika'yı, Batı'yı, Yahudi'yi, onu, Siyonist'i. Ya nefret edeyim. Bırak bir kaşık suda boğarlar. Spor yapıyorlar, spor, futbol. Ha işte burada. Bırak ellerine silah ver birbirlerini katletsinler. Bunlar muktedir olabilir mi? Bunlar herhangi bir konuda muvaffak olabilir mi? Mümkün değil. Bak nefret ediyorlar. Şimdi siyaset dediğin şey ben şöyle biliyorum çocukluğumdan beri. Ülkesini, vatanını, insanını seven, kendisini yetiştirmiş, yeterli gören belli bir takım insanımız bu ülkeye, bu bayrağa, bu millete hizmet etmek için ideolojik bir takım bakış açılarıyla parti adı altında siyaset yapar. Farklı yöntem ve bakış açılarıyla ama özne ortak nokta vatan millet bayraktır diye ben öyle biliyorum. Öyle olması gerekiyor. Biz de anam. Ya bırak birbirlerini kesecekler ya. Şimdi buradan bir birliktelik çıkmazsa en beklentisi yüksek olunan ülke Türkiye. Irak diye bir ülke kalmadı hemen hemen. Suriye diye bir yer kalmadı. Darbeyle Mısır'da zaten yönetimi Batılılar aldı. Suudi Arabistan Prens Selman öldürdü gazeteciyi diye. Giyotin gibi orada yargı makamından duruyor. Adam ne diyorsa onu yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri zaten İsrail'in emrinde. Emret efendim diyor. Şimdi kala kala Türkiye kaldı. Türkiye'nin içine bak. Birbirlerini öldürecekler. Katledecekler. Bırak. Müthiş bir nefret, inanılmaz bir kin, itham, itibar suikasti. Ağza alınmayacak iddialar. Ya ben Nur Tuğba mesela futbol, hep futboldan örnek veriyorum. Onun kitlesi çok diye. Ben Fenerbahçeliyim. Bildim bileli. Çok da severim takımımı. Ama bir Galatasaraylı kardeşim benim babam o bir muvaffakiyet yaşadığı zaman tebrik ederim onun başarısıyla mutlu olurum. Eleştirim de varsa yaparım o ayrı bir konu. Ama nefret etmem. Şimdi siyasette özne Türkiye ise benim sorum şu niye nefret var kardeşim? Hiç kimsenin kimseye saygısı yok. Siyaset seçimlerde ülkeyi yönetmek için herkes taliptir. O istersin halktan söylemlerinde. O işlemi bittikten sonra bir tanesi kazanmıştır artık o devlet olmuştur. Değil mi? Aynen öyle. Ona bir saygı olmazsa sen kendi devletine saygı göstermezsen senin zaten ne İsrail kınamanı dinler hiç ne şey. Ötekisi senin bir şeyini dinler ne bunu. Benim nacizane basite indirgeyecek olursak bağlamak üzere en büyük problem bir kere birlik yok. Birlik olmayınca dirlik olmaz. İstediğiniz kadar yırtının. Dünyada yaşadığınız bu coğrafyadaki tüm haksızlıklara çaresizce izlemek zorunda bir kadermiş gibi yaşarsınız. Maalesef. İstediğiniz adamlar Nur Tuğba tarihlerini oku. Eşek gibi çalışmış kardeşim. Hala bir de şeytani aklı var. Bak mesela şöyle düşün.
benim diyorum ya sana, düşmanım en nefret etmeme neden olacak birisi, annesinin yanında bir şey yapmam, kız kardeşin yanında bir şey yapmam, çocuğun yanında bir şey, yere düşsün yapmam. Benim fıtratım, yaratılışım o, günah, yazık, evet. Elinden hatta kaldırırım ben. Bunların, bu grubun, Siyonistlerin inanışında, uzmanlar bunu anlatıyor, Ertan Hoca da anlatıyor devamlı. Bunlar seni kendi ırkından olmadığın için hizmetkar insan görmüyor. O yüzden bu Filistinlerle diyoruz ya, ya nasıl çocuğa bunu yapıyor? Nasıl kadın? İşte onların inanışında yatıyor. Onu öğren. İşte ben onu zaten aklıma alıyorum. Onlar öyle görmüyor seni. Diyor ki çok onların inanışında. Görmüyor. Dünyadaki tüm insanların tamamı bize hizmetkar olarak var diyor. Eğer bize hizmeti kabul ediyorsa onların varlığına ben izin veririm. Benim istediğim kadar. Kimi katlederse katletsin. Ama bana karşı çıkan her kim varsa ben onu katletmem vacip. Benim için şey yani, hani neredeyse olması gereken bir şey yaptığım için. Bir de dikkat et, gruba da atıyoruz bazı yerlere. Hiç acımaksızın, çocuk, kadın, hamile, o bu. Umurunda değil onun. Şimdi sen bununla acımasız da şeytani de bir şeyi var. İnancı var. Şimdi mesela sana bugün bile imkan verseler sivillerin olduğu yere bomba atabilir misin? Yok, mümkün değil. Bu, ama bunlar atıyor. Evet. Bunlar zaten kimseye göre. Ben o paylaşılan fotoğrafları, çocukların yaşadığı zulmü, gerçekten bugün çocuğu, annesi, hamilesi, erkeği, önemli değil. Ekrana bile veremeyeceğimiz şimdi, o kadar kötü görüntüler var ki. Twitter'a girin. İki gün Mescid-i Aksa. Evet. Lanet olsun İsrail falan. Kınıyoruz. Bak söylüyorum size, maksimum cuma cumartesiye kadar normal gündemi yine bütün coğrafyada hemen derhal birbirleriyle kavgaya başlayacak. Bu arada saygı duyduğumuz bir isim var biliyorsun, Selçuk Bayraktar. O da dün Mescid-i Aksa ile ilgili bir paylaşım yaptı. Instagram ve Facebook bu paylaşımı sansürledi. Tabii artık bunları da mı şaşıracağız? Sansürledi. Ben burada yırtındım, döndüm, dedim ki arkadaşlar bakın, severseniz sevmezsiniz. Öyledir böyledir. Demokratik yollarla 76 milyon oy alarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmuş birinin söylemlerini kendince bir anlam ifade ettiğini düşünerek bunu engelleniyor ise eğer, ki bizde de bunun öncesinde de oldu. Bu WhatsApp'ta da işte yeni konuşuyor. Evet, gizlilik sözleşmesi. Bunlar bu arada Fransa'yı yeri geldi karıştırdılar, Almanya'yı karıştırdılar. Sarı yelekler falan. Şimdi yarın bir gün bunlar olacak dedik ya, ben ilkokul mezunu bir adamım, ben bunu öngörüyorum da insanlar göremiyor mu? Ben Fındık Sade ilkokulu mezunuyum ya. Kendimi keseceğim. Bunu söylemedik mi bunlar? Alakası olmadı. Buyurun. Bariz. Bu kadar muvaffak, başarılı bir ülkede bu kadar saygınlığı olan bir insanın dünyanın gözü önünde yaşanan bir katliama göstermiş olduğu duyarlılığı sakıncalı buldum adı altında hesabını engelleyeyim. Evet. Sen düşün 2023 seçimlerinde bunlar neler yapar? Düşünmek istemiyorum desem de maalesef işte, hayatın gerçekleri. Onu düşünmüyoruz, bunu düşünmüyoruz, onu unutuyoruz, bunu da unutuyoruz. Bak şimdi tarihlerimize hep birbirimizi katlettirmiş. Şimdi orada etnik bir azınlığı kışkırtmış, silah vermiş. Bir de buradaki şeyleriyle, istihbarat örgütleriyle sanki onlar yaptığı gibi 3 kişiyi burada öldürtmüş. Bunları da bunu öldürtmüş. Zaten kan aktığı yerde düşmanlık, husumet bitmez. Ara ara buna silah vermiş. Bunların evet, zaten hepsinin psikoloji kalp savaş kitapları Aytun Çaltındağ rahmetli anlatıyor. Bunu destekliyorsun. Buna tam üstün getirecekken İran-Irak savaşı gibi. Hop desteğini bundan çekiyor. Bunun yeterince, mümkün olduğunca birbirlerini kır. Ta ki ikisinin takati kalmazken geliyor. Demokrasi, insan hakları, özgürlük, sizi barıştıracağım. Sen bir de buna müteşekkir oluyorsun. Ama bu tuzağa 7 milyon defa düşüyorsun. Bak diyorum ki sana, iddia ediyorum. En geç 3 gün sonra Allah rızası için Türkiye'nin gündemine dikkat edin. Birbirimizi yiyeceğiz ya. Sonra da şaşırmayalım olanlara. İzleyicilerimizin yorumlarına da bakmak istiyorum izninle. Selma Hanım yazmış, Malatya'dan yazıyorum. 9 aylık bebeğime sarılıp izliyorum sizleri. Gözlerim Allah dolu bağışsın. Dolu. Hakan biraz abi. Biraz bağırmayayım. Seni çok seviyorum. Seni de Nur Tuğba demiş. Teşekkür ederiz. Trabzon'dan İsa Bey yazmış. Ağzına yüreğine sağlık Hakan kardeşim demiş. Allah razı olsun. Isparta'dan Resul Bey yazmış. Şu mübarek günlerde bu zulüm son bulsun demiş. Aslan Bey yazmış. Hakan abi kaç gündür içimiz yanıyor. Düşündükçe kahroluyorum. Son bulsun artık. İnsanlık öldü mü demiş.
Murat Bey de çocuklardan çekin pis ellerinizi demiş. Bak Nur Tuğba, şunu daha iyi yapamıyorsun. Hani bu artık acının tarifi yok değil mi? Tabii ki. Ve bu kaçıncı ama yani. Çok. Ve belli ki bu değişmeyerek gidecek işte. Netanyahu'nun açıklamaları var. Daha da şiddetlenecek falan. Şimdi mesela basit bir şey. Türkiye'de farklı bakış açı, siyasi görüşlere sahip insanlar. Sonuçta insan bu coğrafyanın, evet. Ve hepsi de diyor ki kendine göre siyaseti de öyle. Ben mazlumlar diyor. Ben halk mağduriyet, daha iyi olsun, beni insan, bizim insanımız için siyaset, evet, yapıyorum. Bir araya gelin. Çok basit bir şey söylüyorsun aslında. Yok, ama yok, gelemiyorlar işte. O yüzden kusura bakmayın, bu kınama mınama falan filan. Bu değişen hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey değişmez. Bu acılar tekerrür eder. Sürekli bir kadermiş gibi yaşanır. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yakın. Görüyorum. 3 yaşında çocuk rahmetli olmuş. Bebek görüyorsun kefende. Gördüm. Ay, görmez miyim? Bir şey olmaz. Sema Hanım yazmış. Hakan Bey, yüreğinize ağzınıza sağlık. İçimizden geçenleri söylüyorsunuz. Yazık, günah değil mi o canlara demiş. Eser Akgün yazmış. İnsanlık öldü mü diye sormaya gerek yok ki. Herhalde. Çoktan öldü. Allah rahmet eylesin. İyi insanlardı demiş. Dursun Bey yazmış. Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın demiş. Ama insan mıyız zaten az önce senin anlattıklarından yok, çıktı ortaya. Bizden iyi bir konuyla alakalı feveran edenler olamaz dünyada. O konuda bir numarayız. Ya ben maalesef şeye bile ağrıma gider. Reyhan'la kuliste onu konuşuyorduk. Şimdi mesela biz televizyon işi yapıyoruz. Bizim kriterimiz ne, muvaffakiyetimizin verisi? Reytingler. Ne yapıyoruz? Hani ertesi gün yayında bakıyoruz. Başarılı olunca çok mutlu oluyoruz. Başarısız gibi gözüken bir sonuç aldığımızda moralimiz bozuluyor. Niye diyoruz, irdeliyoruz, daha iyi olmak için dakikalıklara bakıyoruz falan filan. Ya neden kardeşim, şu ağrınıza gitmiyor mu? 20 milyon insan neden dünyanın ekonomisini ele geçirdi de 1,5 milyar biz niye düşünmüyoruz? Biz çalışmıyor muyuz? Bizim kafamız mı çalışmıyor? Niye teknolojide bunlar dünyanın en süper silahlarını yapıp buluyor da bizi? Benim mi insanım daha zeki olarak ben biliyorum? Bir yerde bir yanlış var. Bir şeyi değiştirin. Şu ana kadar yaptığınız hiçbir şeyi yapmayın bir kere. Orası en doğru. Basit şunu söyleyeyim. Mesela orası ne doğru yapmayını biliyorum. Onu çok iddialı söylüyorum. Bu coğrafyada 400 yıldır ne yapılıyorsa hepsini not alın. Ne yapıldıysa asla onları yapmayın bir kere. Onlardan bir çözüm olmadı zaten ortada. Onların daha sonucu şikayet ortada zaten şu an. Aynen. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yahu yemek götüremiyorsun oraya ya. Evet. Adamın izni olmadan ya. Böyle bir acizlik olabilir mi? Haberin çıkmıyor. Uluslararası dünya basınında. Bir de şey diye vermişler biliyor musunuz? Hamas. Yani Filistin yapmış. Bütün bu ortalığı karıştırmasını. Ne, o öyle veriyor. Şimdi sen 5 tane televizyonda Hakan Ural böyleymiş, böyleymiş, böyleymiş dense. 8 tane de sosyal medyada bir patlatsam bilmem ne, ben kendi doğrumu anlatamam ki. Evet, yok, mümkün. Orada bile yokuz. Evet. Şimdi dilersen gel diğer haberlerimize geçmeye çalışalım. Bir cinayet haberi maalesef İstanbul'dan. 3 erkek kardeş ablalarının telefonunu alıyorlar ve bak sonrasında neler oluyor, görüntüler var, inanamayacaksınız. Buyurun birlikte izleyelim. Kendini savunacak, niyetim ciddi diyecek fırsatı bile olmadı. Kız arkadaşıyla buluşmaya gitmişti. Eli bıçaklı kardeşleri karşısına çıktı. Randevulu cinayet güvenlik kamerasına yansıdı. Veysi Çelik o genç kadınla sosyal medya hesabından tanıştı, mesajlaşmaya başladı. Genç kızın 3 erkek kardeşi mesajları gördü, plan yaptı. Genç kadının cep telefonundan Veysi Çelik'e mesaj attılar, buluşma ayarladılar. Üç kardeş plana ablalarını da dahil etti. Buluşma yerine önce genç kadın geldi. Veysi Çelik taksideydi. Bir terslik olduğunu anladı, inmedi. Yolun karşısına geçti. Genç kadının kardeşleri de peşinden gitti. Taksiden indirdikleri Veysi Çelik'e bıçakla saldırdılar. Veysi Çelik kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlarsa kaçtı. Bir süre sonra genç kadın da olay yerinden uzaklaştı. Çelik kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Polisler saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Polisi çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin önce kimlikleri, ardından saklandığı adres belirlendi. Yapılan baskınla 3 erkek kardeş ve ablaları gözaltına alındı. 3 saldırgan tutuklandı. Ablaları ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Allah rahmet eylesin, öldü. Şeyi anlayamadım ben. Normal ablasıyla flört ediyor mu? Evet evet, internet üzerinden tanışmışlar, mesajlaşıyorlar bir karşılığı süredir. Karşılığı yani sonra, öyle taciz ediyor, yok, zorla yok, yok. Değil öyle bir şey yok. Yok hayır yok. Yani bunlar fark ediyor. Fark ediyorlar, üç erkek kardeş. Telefonundan gizlice o kişiye, rahmetli kişiye mesaj atıyorlar. Oradan sonrası o zaten o kurgu belli. Ben şeyi evet. merak ediyorum. Burada en önemli şey kız yok. Yani ablaları dönüp bu adam beni taciz ediyor deyip hayır. şikayet mi ediyor? Hayır. Hayır, üç kardeş kendi kendilerine ablalarının flört ettiğini fark edip aynen öyle. Kendi kendilerine kızın dışında bir inisiyatif kullanarak bu tuzağı kurup bunu mu yapıyor? Aynen öyle, ikinci söylediğin. Ya bir taciz, bir şikayet, beni bir bundan kurtarın. Bir de herkesin ortası, yolun ortasında şu hani şu bıçağa sokuşlarına evet. bakıyorum da böyle bir şey olmaz arkadaş. Yani mesela yapamazsın ya. Evet, bıçak sokak ortasında görüntü. Bir insana bak, şuraya bak, burada sırtına sokuyor bak. Bak adam evet. zaten burada şoklar içerisinde ya. Ya kardeşim ben şunu anlamadım. Velev ki yaptığını seni rahatsız edici onaylamayacağın bir durum var. Adamı yakala, oturt, gözünün içine bak oğlum, da senin kafanın gözünü kırarım. Bir daha benim bacımı rahatsız etme. Bak kız istemiyor. Zaten şöyleyken böyle, böyleyken öyle. Hani insanlara yapmış olduğu yanlışlarla alakalı bir şans niye tanımıyorsunuz ya? Burada kızın istemediği gibi bir durum da söz konusu değil üstelik. Bir de o da değil. Bir ikaz et. Bir istemiyoruz de. Velev ki yaptığı şey rahatsız edici durumda, önce bir kere Allah indinde de mevcut var olan kuralları, kanunu, yasayı bir dene. Anlamsız. Elden geleni yap. Hani öyle durumlar var ki adam gidiyor yargıya şikayet ediyor, savcılığa. Oradan karakola çağrılıyor kişi. Yaptığı çok müspet olmasına, somut olmasına rağmen serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıktan sonra o tacize devam ediyor. Seni daha da çaresiz bırakıyor. Çalışmana mani oluyor. Evinin önüne geliyor. Çocuğunu taciz ediyor. Sen bir daha karakola gidiyorsun. Ya diyorsun ki bu adamı bırakıyorsunuz. Bana yaptıkları belgeli ortada. Fakat bunu bıraktıktan sonra bu adam hala bana bunu yapıyor. O zaman ne diyoruz biz? Ya zaten yargıyı eleştiriyoruz. Evet. Böyleyken böyle diyoruz. Burada canice çocuğu katletmiş. Evet, olağan dışı. Ki bunun haricinde sen de her zaman söylersin ya, herkes her şey söylenmez, söylenmez. Diye. Burada o da yok. Ablanın evet. bir şikayeti de yok. Yani evet. o yüzden karmaşık. Sokak ortasında bunu güpegündüz yapabilen insanlar bir her şeyi yapar zaten. Zaten bu kadar rahat bıçak sokamaz. Evet, bıçak ya bıçak. Yani mesela bir cinnet hali vardır. Adam kalkar böyle bir bıçağı sokar ama iki saniyede kendi anormallik yapısında olmadığı için kendi de şoka girer. Ve bir defa sokmuştur ha o damara denk gelmiştir bir yere ufak. Ama hani böyle 10 defa, 20 defa, 30 defa o cani yani. Evet, hakikaten öyle. Şimdi bir caminin duvarı gerçekten acayip, insanlarla bir arada yaşadığımızın resmi. Yani inatla bir kişi cami duvarına bakın neler yapıyor, müezzin neler söylüyor. Serbest kaldı. Yine yaptı. Burası bir tek kalmıştı zaten. Hadi beni durdurabiliyorsanız durdurun dedi. Caminin duvarlarına dadandı. Herkesi canından bezdirdi. Antalya'da bir camide yaşananlar şaşkına çevirdi. Caminin temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan genç bahçe duvarlarını hedef aldı. Yanında getirdiği çocuklarla birlikte duvarları el iziyle boyadı. Biz dedik uyardı, kendisine yalvardık daha yapma diye. Hani gönlünü yapmak için. Defalarca uyarıldı ama söz dinlemedi. Cami bahçesinde boyanmadık duvar bırakmadı. Duruma daha fazla dayanamayan imam soluğu karakolda aldı. Gözaltına alınan genç ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Duvarları boyama bahanesi ise herkesi hayrete düşürdü. Geldiğinde burası çöplük. Millet burada birbirine Allah'ın selamını vermiyordu. Allah'ın selamını yayıyoruz diye adamlar bizi oraya buraya şikayet ediyor. Yaşanan olay sonrası caminin duvarları boyanarak eski haline getirildi. Ama genç ne akıllandı ne de yaptıklarından vazgeçti. Sabah camiye gelen imam ve müezzin ikinci şoku yaşadı. Geçen gün zaten kendisi de söylemişti. Demişti ki ben gözümü bu duvara diktim. Bundan sonra bu duvarı boyayacağım. Burası bir tek kalmıştı zaten. Hadi beni durdurabiliyorsanız durdurun dedi. Bir gün ara verdi. Bir günden sonra dedik herhalde daha yapmaz. Sabah namazında biz namaza geldiğimizde bu duvarı gördük ki dilediğini
yani yapmış yine. Serbest kalır kalmaz soluğu yine cami bahçesinde bulan genç, boya kovasına batırdığı ellerinin iziyle gözünü diktiği duvarı yine boyadı. İmamın şikayeti üzerine bir kez daha gözaltına alındı. Yani önüne geçsek herhalde bizi de boya. Bir daha gözaltına alındı, bir daha serbest. Söyleyelim mi hani orada bir anormal? Adam normalini yapıyor. Ona göre normal bu. Adam hasta zaten. Ben bu haberi okudum. Akli dengesi yerinde değil, psikolojisi bozuk. Yani onun o zaten normal bir şey yaparsa normal. O psikolojisi bozuk insanlar sana aykırı şeyler yaparlar. O yüzden de onların tanısı odur yani. Anormallik sende. Onu söylüyorum ya. Biz daha bunları çözemiyoruz. Doğru aslında. Ben diyorum ki işte müthiş silahlar yapalım. Uçak gemileri yapalım. İşte ekonomik olarak ne bileyim ben bir Turan'ı kuralım. Türk Cumhuriyetleri Birliği işte orada bir konsensus olsun. Bir güç de olsun. 300 milyon nüfuslu bir birlik. Caydırıcı coğrafya falan filan. Ya biz bunları engelleyemiyoruz. Dünyada kabul edilebilir çözümü alternatifli aşırı basit konuları bile çözemiyoruz biz. Ben onun için bu gerçekle yüzleşmezsen kaderine razı olacaksın. Senin çektiğin işkence bile kaderin olabilir o. Ve müsebbibi sensin. Ya bunu nasıl çözemiyorsunuz kardeşim? Beni bırakın. Ben böyle yaparım. Ya buraya. Muayene ettirin. Abi psikolojisi bunun bozuk. Tamam abi hastanede kalsın bu ya. Düzenine bu düzelmiyor. Hastanede yaşasın. Çünkü bugün duvarı boyar. Yarın gelir sana bıçak sokar bu. Evet. Ya onu mu bekleyeyim ya? Ona mı şaşıracağım yani? Normal davranmasına şaşırmamız gerekir dediğin gibi. Yani zaten ama daha normali biz bu. Bunları çözemiyoruz yavrum. Yani bunları biz aklımızın... Mesela sen ne diyorsun? Hayvan hakları yasası niye çıkmıyordu şimdi de? Sen onu yapamıyoruz biz ya. Niye çıkmıyor abi? Neden? 43 sabıkası olan birinin ölümüne kastetmiş kişiyi niye serbest bırakıyorsun? Daha biz bunları çözemiyoruz. Dönüp diyoruz ki... Dünyada işte böyle bir klan var kardeşim. Her şeye hakim olmuş. Bunlarla baş edeceğini ne yapacak? Kırıyor. İşte o çözüm değil. Ama sen hani sanki orada çözümsüzsün de burada çözümlü değilsin ki. Zaten burada da yoğun çözümsüzlükler var. İşte biz yıllardır ben futbola yırtınıyor. Ben inanılmaz bir şey. 16 sene yorumculuk yaptım ya. Sanki bir çaresizce bir kadermiş gibi teslim olunmuş. Dünyanın en adaletsiz futbolu Türkiye'de oynanıyor. Bakıyoruz. Hayvan hakları yok. Yani en basit şeyleri de çözerken basiretsiz oluyorsan sen kalkacaksın da dünyanın şu an ekonomik hakim düzenini değiştireceksin. Mümkün mü? Yaz yazmış. Ablaları neden gidiyor buluşmaya öyleyse demiş. O erkek de evet onu söyleyecektim. Tam aynı şeyi sabah ben de çok sordum. Çok aynen öyle. Falan bakalım falan diye ona. O konuda bir soru işaretiniz olmasın yani. Yalan Dünya yazmış. Bence güzel isim. Yalan Dünya. Öyle bir dizi de vardı Kanal D'de. İnsanlık öldü mü? Evet öldü. Bir olay olduğunda kimse tepki vermiyorsa evet insanlık öldü. Hakan Bey çok doğru tespitler yapıyorsunuz. Allah razı olsun demiş. İnsanlık öldüğü çocuklara dokunan eller olduğunda, hayvanlara dokunan eller olduğunda, kadına dokunan eller olduğunda, masum insanlar katledilirken dünya sustuğunda insanlık öldü yazık demiş Meltem Yıldırım. Okuyacağım efendim elimden geldiğince. Ya bak şimdi Mescid-i Aksa'da Müslümanlar katlediliyor. Buna da insanlarımız doğal olarak çok sıcak gündem tepki veriyor. Uygur Türkleri diyor. Ya... Değil Uygur Türkleri dünyanın herhangi bir yerinde katledilen, hakkı yenen, şiddete uğrayan kim varsa din, dil, ırk ayırt etmeksizin ona tepki göstermemek mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Yani orada bile bir acıyı yaşarken bile seni manipüle etmek için bilerek veya bilmeyerek nifak sokarak kavga çıkartmaya çalışan zihniyetler olduğu sürece sende birlik olabilir mi Nur Tuğba? Mümkün değil. Yok imkansız zaten. O ve birlik olamayan topluluklar haksızlıklara karşı gelebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Aile içinde bile. Yok hayır evet aynı fikirdeyim.
Birlik olmamız gereken zamanda bir başkasının söylediğine göre hareket etmememiz gerekiyor. Baban yanlış yaptı. Ortada. Baban. Şimdi anne diyecek ki bir dakika bey. Yaptığın ayıp bu kıza. Evet. Kız ablan gelecek. Baba haksızsın. Hop oğlan gelecek. Baba haksızsın. Onun ne amcası gelecek. Amcası, amca kardeşim. Dayısı. Haksızsın. Adam bakacak ki herkes tarafından haksızlığı tescilli çeki düzen verecek kendine. Evet. Ama %100 baban dahi sana haksızlık yapmış olsa. Birisi kendi çıkarından harçlık alsın diye. Baba o da haksızdı ama derse. Ama boş ver dese. Kardeşi de ortak iş yapıyor ona araba aldı diye. O da dönüp derse ki ya abi sen tabii iyi yaptın bazen otorite falan derse. O adam yanlışını doğru zannederek sürekli olarak doğru bir tavır alınmadığı için devam eder o yaptığı yanlışa. Bizde ortak bir kanaat de oluşmuyor herhangi bir konuda. Evet, ortak bir konsensus yok, hiçbir zaman yok. Şimdi senin bu söylediklerin ertesinde bir haber vardı. Görünce hatırlayacaksın. Biz burada hatta bayağı uzun konuşmuştuk. Bir genç kızımız babasının annesiyle görüştüğü için onun üniversite masraflarını karşılamadığını, zor durumda olduğunu söylemişti. Hatta babasının mal varlığı çok çok fazlaydı. Hamamda tella bile olan kişiden bahsediyorum. Evinde ayrılıyor. Hamamlar ayrılıyorlar. Kim görüştüğü için? Kendi kızına. Kendi kızı annesiyle bir arada olduğu için. Görüştüğü için. Aynen. Ona diyor ki vay sen benim dediğimi yapmıyorsun. Dolayısıyla ben ki sana bütün imkanlarımı da kapatıyorum. Kapatıyorum. Bu konuyla ilgili izleyicilerimiz de görünce hatırlayacaklar. Gelişmeler var. Ardından da hanımefendi eş olan Jale Hanım, Jale Çapraz bizlerle birlikte olacak. Bir önce detaylara bakalım. Haberi izleyelim ardından konuşacağız. Doktor olma hayaliyle yaşayan bir genç kızım. Babam annemle görüştüğüm için üniversite ücretimi ödemiyor. Annesi ve babası boşanma aşamasında olan tıp fakültesi öğrencisi Sude, bu sözlerle iş insanı babasına dava açmıştı. O iş insanı şimdi başka bir iddiayla gündeme geldi. Duvarlar kırık, mobilyalar yok. Mahkeme son duruşmada o kişinin villasını anne ve kızına tahsis etme kararı aldı. Sonrası şoke etti. Ev tahsis kararını çıktıktan sonra eve geldik, evde hiçbir şey kalmamıştı. Ne yatak, ne yorgan, ne yastık ve bir çatal dahil boşalttılar. Hırsını villadan aldı. Giderken elektrik kablolarını kesmişler, suyu kesmişler. Evde korkunç bir masraf var. Duvarlar kırık, mobilyalar yok. Fırınlar, buzdolabı kırılarak çıkarılmış ev. Eve gelen ikili gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. 150 bin TL gibi falan masraf var. Ev tahsis kararının aynı günü yine aynı siteden çok yakın olan bir villayı 6 milyon dolara yanında çalışan işçisinin eşini aldı. 32 yıl boyunca eşinden şiddet gören kadının yaşadıkları bitmek bilmedi. Bana psikolojik şiddet uyguluyor. İki tane doktor ayarladıklarını ve bunların 50 bin dolar aldığını bana deli rapor almaya çalışıyor. Ama ben hiçbir ilaç kullanmıyorum. Ekonomik gücüm yok. Sadece ben emekli maaşı alıyorum 2 bin lira ve onunla kızımla geçinmeye çalışıyorum. Boşanma davası sırasında ölüm tehditleri aldığını ileri süren mağdur kadın yetkililerden yardım istiyor. Metresi beni özel cep telefonumdan kurşun resimleri atıyor ve beni ölümle tehdit ediyor ve kızımı ve beni kötü yola sürükleyeceğine tehdit ediyor. Artık öldürülmekten gerçekten korkuyorum. Lütfen bizi koruyun. Olayı daha önce konuşmuştuk, gelişme oldu. Duruşma sonrası ev tahsis edildi. Üzerine o ev bile neredeyse hani dört duvar bırakılmış. İstersen önce bir Jale Hanım'ı dinleyelim. Tamam. Bir muhatabı. Peki Jale Hanım dinleyelim sizi. Hoş geldiniz yayınımıza. İddialarınız çarpıcı. Ne oldu da bu kadar karşı taraf size karşı isyankar, öfkeli, sizden böyle bir hıncını almak istiyor gibi. Ne oldu bu kadar? Evet, karşı taraf zinadan yakaladığım ve boşanma davası açtığım için bu olaylar çok daha şiddetlenerek artmaya başladı. Neden böyle bir şey yaptığım için? Tuncay Çapraz, Humato Elektronik Güneşli'de 26 bin metrekarelik bir kapalı alan fabrikası vardır. Bu eşyalarımızı mahkeme bize tahsis ettiği için neden orada oturacağız diye kızımla, çünkü kendisini uzaklaştırma kararı çıkartmıştır.
biz ikimiz oturacağız diye evi 4 saatte oturulamayacak hale getirdi. Nedenini ben de bilemiyorum. Perdeleri dahi kendisi sökmüş almış. Perde yaptırdım. Yani hiçbir şey yok evde. Ne yorgan, ne yastık, ne çatal. Evi mahvetmiş ve aynı gün, aynı sitede Pelikan Hill Hadımköy villalarında işçisinin eşi adına 6 milyon dolar villa satın alıyor. Zaten o sitede uzaklaştırma kararı olan biriyle yan yana nasıl oturacağız onu da bilmiyorum ama... Siz isimleri söylemeden anlatırsanız Cahil Hanım daha çok sevineceğim. Çünkü karşı tarafa da bir söz hakkı doğacak. Yani o işçi dediğiniz kişilerin isimlerini söylemezseniz sevinirim. Elbette ki eski eşiniz hakkında konuşabilirsiniz. Buyurun. Peki. Bize verdi ve geldiğinde ben şok oldum. Ev şu anda oturulamaz hale geldi. Mahkeme bu evi kızımla benim oturmam için tahsis etmişti. Çünkü oturulacak bir evimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Her şeyimizi de elimizden aldı. Ve çok güçlü, çok kuvvetli bir ev. Yıllık eşiyim. Şu anda boşanma davamız Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde devam etmekte. Ve eşimin Hong Kong'da BNP Paribas Bankası'nda 7 milyar doları vardır. Bu iddia değildir. Gözümle, çocuklarımla Evet, çocuklarım. 7 milyar dolar. Evet, çocuklarımla gözümüzle görmüşüzdür. Devamlı bilgisayarda bize göstermiştir. Ve kendimiz bizzat bankaya gidip oturmuşuzdur. Hong Kong'da BNP Paribas Bankası'nda 7 milyar dolar parası olan kişidir. Cahil Hanım, bölmek istemiyorum ama bunların iddia olduğunu söylemem gerekiyor. Ama bunlar sizin iddianız. Yıllık eşi tarafından. Evet, bunlar 32 yıllık eşi tarafından söylenen iddialar. Senin Mustafa, ben hakkında ki 10 sene mi oldu? Yani ben iddia çok... Karşı tarafında kesin... konuşmaya hakkı vardır. Bunu ama söyleyelim. Yok demiyor. Biz, tabii. Karşı tarafta konuşabilir. İstediği zaman bize ulaşabilir diyeyim. Siz devam edin Cahil Hanım. Lütfen. Bu arada ben size bir şey daha soracağım. Zaten çok ilginç bir şey. Şimdi ben siz konuşurken özür diliyorum, kestim. Genel itibariyle tanımadığım, bilmediğim konularda o insanlarla alakalı çok da yakın çevremiz de var. Bakayım kim diye bakayım dedim. Hayatımda ilk kez şöyle bir şey gördüm. Arama motorunda eşinizin bütün fotoğrafları blurlanmış. Evet, evet, maalesef. Hani maalesef mesela, çok net. Mesela ben ömrümde hayatımda ilk kez böyle bir şeye rastlıyorum. Hani bu... Şunla örtüşsün diye diyorum. Siz diyorsunuz ki benim 32 yıllık eşim, 32 yıllık hayat arkadaşım, çocuklarımın babası, bir takım bilgi ve doneleri veriyorum. Zaten bu, eğer benim söylediklerimde herhangi bir çelişki varsa savcı var, gelir beni çağırır. Ben onu konuşurum, ayrı bir konu. Fakat çok güçlü. Her şey delil. Tabii tabii, ben onu anlıyorum. Her zaten şey delil. Açık be, açık her şeyimize sunduk. Tabii şu an açık beyan yapıyorsunuz. Bu arada da söylediğinize mutlu. Ben mesela, bu normal bir şey mi? Dünyada kimi arıyorsanız blurlu çıkıyor ki fotoğraf. Var fotoğraf. Aynen. Ama blurlatmış. Bunu yapabilmiş. Kendisi çok, çok güçlü biri. Devam edin. Sonra bu gidişat Noe, siz ayrılık sürecine gelme nedeniniz sizin kendi tasarrufunuz mudur? Evet, bizi kendisi bir sabah, şöyle bir şey bilmiyorum, size özellikle resim yolladım. Bir sabah benim cebimden 100 lira aldınız diye şiddet göstermeye başladı. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Bir sabah evden çıktı ve şiddetle geri geldi. Dedi ki benim cebimde 550 TL param vardı, 100 liram yok dedi. Allah Allah dedik, nasıl olur, ve şiddetle saatiyle koluyla benim yüzümü vurmaya başladı, dövmeye başladı. Daha sonra beni yere yatırdı, ayakkabısıyla karnımı tekmelemeye başladı. Sonra üst kattan kızlarım indi, ne oluyor falan diye. Benim cebimden dedi 100 lira dedi para çalmış dedi. O kendisi zaten ağır bir yeşil reçeteli ilaç kullanmakta. Bunu da kendisi mahkemede kabul etti. Sonra kızlar beni ayırdılar, kaldırdılar falan. Baba ne diyorsun ya, bir daha paranı sayar mısın falan. 550 liram vardı, 450 liram kaldı, 100 liramı aldım. Ondan sonra paraya yeniden sayıldı ve 550 lira çıktı. Ve bu sefer hırsla evden çıktı ama benim gözüm, karnım... Şikayetçi oldunuz mu? Bununla ilgili karakol kaydı sizin... Ben orada işte...
İşte kızım nişanlılık dönemindeydi. Anne yapma etme. İşte bir sinirle yaptı. Duyulmasın. Tanınmış bir aileyiz. İşte babam şey olmasın. Otur sen bir sakin ol. İşte bu arada da kızım 200 lira para getirdi. Ve gömleğinin üst cebine koyarak kızımdan da 200 lirayı alarak evden çıktı. Bu psikolojik bu anlattığınızı ben hani şimdi 7 milyar dolar iş adamı çok muvaffak çok başarılı. Evet. Bu anlattığınız ama çok ağır bir ilaç. Evet yani o psikolojik bir sorunu var belli. Ben şeyi merak ediyorum. İşi nedir? Bilindik resmi bilindik işi ne yani? Evet. Kendisini hiçbir şekilde ismi geçmez. Bu isim vermem uygun değil ama kendisi gizli fabrikasının sahibi. Ha, elektronik fabrikası. Evet. Bu evet, mu? Güneşli'de. Elektronik yani yeri fabrikası. Belli, yurdu belli. Peki sizin şu andaki aşamanız anladığım kadarıyla çocuklarınıza ve sizin şahsınıza ekonomik bir takım yaptırımlarla sorun yaşattığı için siz de şu durumlara gelmek zorunda kaldığınızdan konuşuyorsunuz. Doğal olarak onun aynen. Bu sonucu sesimi olarak. Sesimi duyurmak istiyorum artık. Çünkü metresi tarafından ölüm tehdidi alıyorum. Özel cep telefonuma, kurşunlar, işte kötü yola sürükleneceğime dair. Çünkü 2 yıldır ne kızına ne bana 1 TL bile para vermedi. Mahkeme? Tamamen maddi verdi fakat ödemiyor. Ödemiyor. Yani hiçbir şekilde çocuğunun, ortak çocuğumuzun okul parasını, nafakasını, benim nafakamı hiçbir şekilde ödemiyor. Ve o kadar uzatıyor ki şu anda da uzatmak için bana deli raporu almaya çalışıyor. Peki bir şey sorabilir miyim Jale Hanım? Sizin boşanamamanızın nedeni ortak miktarda anlaşamamanız mı? Yani nafaka ödemediğini söylediniz. Evet, belli ki bir miktar var ama onu siz tabii kabul etmiyorsunuz. Beyefendi de ben o kadarını ödemem diyor. Bu yüzden mi boşanamıyorsunuz? Hayır, hiçbir şey ödemeyeceğim. Şahsıma çok güçlü, çok parası olduğu için, parayla her şeyi rüşvetle halledebileceği için hiçbir şey, neden zinadan yakaladığım için hiçbir şey ödemeden deli raporu almak istiyor. Jale Hanım, 32 yıllık evliymişsiniz. Zaten yasa ve kanunlar çok açık. Evet. Bu 32 yıl üzerinden değerlendirme yapılarak sizin yakaladığınız konuyu da delillendirdim dediğiniz için çok net olarak ne kadar güçlü olursa olsun yargıda bu davayı kazanma ihtimali sıfır. Evet. Ha şu maalesef aynen, mümkün olabilir aynen mi? Oyalamak veya maalesef içinden aynen, geçen uzatma, süreci uzatmak. Maalesef uzatmak. Bu arada uzatırken sizi yıpratmak, yıpranmanızdan mütevellit siz de artık yılıp teşbihte hata almasın, lanet olsun, aman on değil de bir olsun diyecek noktaya getirmek gibi gibi falan. Onları tabii kamuoyunun takdiri anlatıyorsunuz siz yaşadıklarınızı. Ama yargıda kazanma ihtimali yok bunun. Çünkü siz ben bunu belgeledim. Arz ettim, belgesi var, aynen, yakaladım aynen diyorsunuz. Aynen. Bu arada da affedersiniz yani 32 yıl. Evet. Aynen. Yani 32 yıl zaten ya ara ara şiddete maruz kalıyordum. Fakat çocuklarım, kız çocuklarım var ve şu anda da torunlarım var. Allah Allah. Kendi şahsı ne torunlarını görüyor, ne kızını görüyor, ne bir telefonla bağlantı. Metresiyle çok güzel tatillere, ya, yurt dışı tatillerine devam Jale ediyor. Hanım, merak ettim. Nereli? Memleketi neresi? Keşanlı. Evet. Etrafında sizin 32 yıllık süreç içerisinde edindiğiniz yakın aile dostlarınız hiç olmadı mı? Onları da arayarak benim deli olduğumu ikna etmeye çalışıyor. Çünkü ben neden bunları açıkladım? Neden mallarına tedbir koydum? 250 milyon TL'lik mal varlığını tapusuna şu anda tedbir koydurdum. Neden bunları yaptığım için herkese arayarak benim deli olduğumu ikna etmeye çalışıyor. Ama insanların telkiniyle bu olacak şey değil. Bu evet, bilim karşısında sizi hastaneye sevk edilir. Rapor, ha bunu da yaparlar işte, ise... Bunu da yaparlar bir an ise, önce yapsınlar çünkü mahkemelerimiz de bunu uzatıyor. Çok pardon, ben bir de hep şunu söylerim. Eğer benle ilgili birilerinin beyanına dayalı bu kadar aşağılayıcı ve rahatsız edici bir kanaat getirmek için beni hastaneye sevk ediyorsanız eyvallah ben gideyim. Ama bir dakika, ben de onun akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ediyorum dediğimde onu da götüreceksin. Onun da gitmesi lazım.
Aynen. Öyle bir dünya yok. Daha o kararı bile 3. Aile Mahkemesi çıkarmadı. Ben saç telimi, kan tahlilimi, idrarımı, her şeyi vermeye hazırım. Hazırım, sadece çocuğumun hakkını korumak istiyorum. Çocuklar ne diyor? Bir de kaç yaşında çocuklarınız? Kızım sizde çıktı biliyorsunuz. Evet. O arada ben çok bağlanmak için mücadele ettim. Beni tanıyın, kızımı tanıyın diye. Çocuklar arkamda, çünkü artık çocuklar da dayanamaz hale geldi. Çünkü metresiyle yurt dışı tatilleri, 74 kere yurt dışına çıkması, hepsi bunlar mahkeme tarafından delillenerek dosyaya kondu. Siz her şeyin farkındasınız. Ve bunları delillendirdiniz. Sonucu bekliyorsunuz ama sonuç yok. Evet, sonuç yok. Bir an önce lütfen ailem, çünkü öldürüleceğim. Ölüm tehdidi alıyorum. Bu saatten sonra mümkün değil. Mümkün değil. O kadar bakın, da değil. Halen alıyorum. Mümkün değil diyorsunuz. Hiçbir emniyet, çünkü emniyetle bağlantısı var. Çok güçlü biri. Arkası çok kuvvetli. Her şeyi maddiyatla halledeceğini ve bitireceğini zannediyor. Çünkü 1998 yılında bu şahıs vuruldu. Siz 32 yani sene... Yani bazı konuları anlatmak istemiyorum. Mafyayla mücadele etmiş bir şahıs bu. Bakın, bastıra bastıra söylüyorum, her şeyi biliyorum. Ama beni konuşturmasın daha fazla. Kara para dosyasıyla ilgili dosya da sundum aile mahkemesine. Şu anda o dosyada duruyor. Ve delilli, ispatlı şu anda o dosya var. Peki pardon, Jale Hanım, ne kadardan beri sürüyor bu dava? İki yıldır sürüyor. Hiçbir ilerleme yok. Avukatı gelmiyor, o gelmiyor. Bu uzatılıyor. Deli raporu istiyorlar. Bakın, ben çocuğumu okutamıyorum. Çocuğum tıp fakültesini kazanmış. O bile bana diyor ki, biz yeminli doktorlarız anneciğim. Sana deli raporu kimse veremez. Sadece tabii mahkemeyi canım uzatmak için yapıyor. Sizin avukatınız ne diyor bu gidişata? Avukatıma çok güveniyorum. Hiç merak etme abla. Rahat rahat otur. Sonuna kadar bütün hakkını koruyarak alacağım diyor. Ve aşırı güveniyorum avukatıma. Peki, biz sesinizi duyurmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz Jale Hanım yayınımıza katıldığınız çok için. Çok teşekkürler. Geçmiş beni bağladığınız olsun. Için çok teşekkür ediyorum. Lütfen araştırın. İsmi gizlidir. Bugüne kadar hiçbir yerde ismi çıkmamıştır. Özel teknesi, masajcısı, Bangkoklu aşçısı, Bali'den gelen özel masajcılarına ayda $1,500 ödeyen bir kişidir bu. Peki, teşekkür ediyoruz Jale Hanım yeniden programımıza katıldığınız için. Bu arada ben yineleyeyim. Teşekkürler efendim. Karşı tarafında her zaman görüşlerine, söyleyeceklerine açığız. İstediği zaman ya bize ulaşabilir. Kardeşim, bunlar iddiaydı. Bunu zaten hani yani. Biz kimin ne tarafı? İnsanlar, evet, mağduriyetleriyle alakalı. Biz halkımızın, hatta dünyanın herhangi bir yerinden mağduriyetin var diyen X bir kişi, bizim telefon numaralarımız ortada, arayıp derdi sıkıntısı neyse dile getirir. Makul mantık çerçevesinde, yayın kurallarında. Karşısı bunu itham altında bıraktığı herkes için de bu açıktır. Bunu, evet, zaten söylemeye gerek biliyor. Bizim kimle ne meselemiz olacak? Fakat burada şeyi çok enteresan. İlk defa görüyorum ben çünkü. Fotoğraflar. Yani, buzdu kardeşim. Çok acayip. Neden yani? Çünkü bunu anca şöyle yapabilirsin bunu. Herhangi bir konuyla alakalı, işte bu nereye bağlıysa bunlar. Gidersin, dersin ki bak, mesela adamın şu an bütün fotoğrafları şöyle. Lulu. Bak dikkat et mesela, kendini blur atmış ama hanımı değil. Bunun için çok özel bir çaba falan sarf etmen lazım. Bunu da niye edersin? Ben ne bileyim. Konuşuyoruz. Gördüğümüzü yorumluyoruz. Enteresan bir konu bu ama. Evet, çok çok acayip. Hani alışılageldik, sıradan değil. Bir kere kafadan 7 milyar dolar dedi. 7 milyar dolar. 7 milyar dolar, evet. Böyle bir göz göze geldik zaten ne oluyor diye. Numaramız belli efendim. 0533-60-60-60. İdda sahibi Jale Hanım'dı. Bitiyor bir yerde. Biz dün evvelsi irmik konuşuyorduk burada. 7 milyar dolar dedi. 7 milyar dolar.
Balili aşçı dedi. Ya Balili aşçı diyor ya. Ya hala Balili aşçı diyor. Ya kaç para kızım Balili'den? 1500 dolarmış. 7 milyar dolar diyor ben. Diyorum da sana. Vallahi bilmiyorum. Yani şaşkınım. Allah ben karşı Allah. Tarafı da dinlemek istiyorum. Bir daha söyleyeyim. Bunlar Jale Hanım'ın iddialarıydı. Karşı tarafı da telefonlarımız açık. Ne zaman ister söyleyebilir. 7 milyar doları bize bir anlatsın. He? Kaç lira? Oğlum 50. Bu da 50 diyor ya. 7 milyar dolar dolar. Dolar zaten TL milyar. Değil dolar. Ona 50 milyar katri 50 katrilyon. Ben hesaplayamayacağım onu. Gülsün Hanım yazmış. İnsanlığın öldüğünü savunanlar insanlığı ölenlerdir. Sizi çok seviyorum. İyi insanların sayısı artsın. Hakan abi seni çok seviyorum demiş. Twitter muhtarı yazmış. Bu nasıl bir baba? Allah her şeyin hayırlısını versin demiş. Ama şimdi yani, biz burada 32 yıllık eşinin söylemlerini verdik. Yani tam adil yorumlayabilmek için. Evet, karşı taraf. Karşı tarafın da babanın da bağlanarak bu iddialarla alakalı söylemlerini dinledikten sonra bir kanaat getirmek evet. lazım. O da kendi tasarrufunda. İsterse 32 sene ama çok iddialı bir rakam. 32 yani, ömür 32, be. 32 yani. 32 sene aynı yastığa baş koyulmuş. Demek ki bazı çocuğu, şeyler. Çocuğu doktor çıkmış. Evet, evet. Okuyacağım efendim elimden geldiğince. Şimdi Allah'ım ne aşklar var dedirtecek bir haber. Böbrek şeyi diyorsun. Evet, tamam. Çok güzel. Benim hoşuma gitti. Bak anlatmayayım hadi birlikte izleyelim. Tatile gidiyoruz dedi, böbreğini verdi. Çok iyiyim, çok mutluyum. Eşime sonsuz teşekkür ederim, hakkını ödeyemem. Datça'da yaşayan İpek Koca'ya 2013'te böbrek yetmezliği teşhisi kondu. 6 yıl ilaç tedavisinin ardından da durumu ağırlaştı. Böbrek işlem görmediği için diyalize girmek zorunda kaldım. Bir 3 yılda diyalize girdim ama çok bir zor süreçti benim için. Doktorlar nakil olması gerektiğini söyledi. İlk tedavi denemesi sonuçsuz kaldı. Sonrası ise bir fedakarlık hikayesiydi. Kocası eşine böbreğini vermek için Bursa'da bir hastaneye raporları gönderdi. Olumlu yanıt alınca da harekete geçti. Eşine tatile gidiyoruz dedi ama planı başkaydı. Eşim bana sürpriz yaptı, daha doğrusu benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Beni tatile çıkaracağım diye çıktık biz. Öyle çıktık ama başka şeylerle karşılaştık ve beni çok duygulandırdı. Ameliyat amaçlı değil, söylemedim. Buraya geldik. Dedi otel, dedim burası. Evden çıkardığı kocayı otel yerine özel bir hastaneye götürdü. Sonra da yapılan operasyonla böbreğini eşine verdi. Mutlu oldum. Yani anlatılmaz. Çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Parayla, pulla, malla, mülkle ölçülemez. Mutluluk var ya mutluluk. Öyle bir şey ki. Sürpriz oldu benim için. Hem Kadir gecesine geldi, bayram oldu, anneler günü sevinci, Ramazan'a gelişi beni çok mutlu etti. Kıyamam anne. Hiç annem az kaldı. Bunca kötü haberden sonra böyle şeyler görmek iyi geliyor. Ben dün dedim yani sen soru sordun. Dedin ki işte ayrılıklarda kadın mı daha sarsılıyor? Ben de sana dedim ya bunun kadın erkeği yok kardeşim. Yok. Bu insanın yapısı var. İnsanın düzgünü var. İnsanın vicdanlısı var. İnsanın fedakarı var. Bunun cinsiyeti yok. Al işte adam kadıncağız eşinin rahatsızlığıyla alakalı derdi deniyor. Araştırıyor, soruşturuyor. Kendisiyle alakalı yapabileceği maksimum fedakarlığın tahlilini yapıyor. Hazırlığını yapıyor. Ona söylemeyip bir de sürpriz olsun diye götürüyor. İşte bu kadar basit. Bunun erkeği yok ki. Bunun kadını da tersini de görebiliriz mesela. 3 ay sonra tam tersi. Bir hanımefendi eşine böyle bir fedakarlık yapıyor olabilir. O yüzden fedakarlığın, iyi insanlığın, duygusallıkla alakalı yani yaşamda bir arada yaşıyorken illa bunun bir tarafı kadın mıdır erkek midir çok yanlış bir sual oluyor. Çok genel bir soru oluyor. Böyle bakınca zaten görülüyor. Temeli yanlış. Sen verirsin ama böbreğini.
Ya ben Malkaçoğlu gibi bir adamım. Elimizde ne varsa. Bir kere iki tane olandan bir tane bebeğine yeter ki desin ki sen onunla idare edersin. Bir kalbini vermezsin yani o kadar da. Ya kalbi verip biz ne yapacağız? Kötü Allah korusun da. İzleyicilerimize yazsınlar mesela bu konuyla ilgili. Sevdiğiniz kişiye illa eşiniz olmak zorunda değil. Böbreğe ihtiyacı olsa, sizin dokunuz uysa verir misiniz böbreğini? Ben de veririm. Hiç düşünmem saniyesinde ama var mı böyle aşklar, çok az artık tatile gidiyor. Az kızım? Az ama az. Herkes ya artık çıkar peşinde. Nadir elementler dünyada az bulunur. İnsanın iyisi de az. Niye ben diyorum ki sürekli iyi birini bırakırsanız bir yerde denk gelirse, yani görürseniz sakın bırakmayın. Niye diyorum ben? Çünkü kalmadı. Kalmadı, çok az kaldı. Ben diyorum bırakmayın. Üstüne atın. Biz avadayken sertme kefal atardık. Kefale sertme. O böyle marketten alışveriş yapıyorken ona at ağa, o takılsın debelenirken çek, vur sırtına, götür evine, kapa onu. Keşke bunun bir formülü olsa. Sen anlayabiliyorsun, tamam, ona bir şey demiyorum da yani şurada bir şey yazsa, iyi kötü, orta iyi, orta halli falan bana getir diye. Şimdi evet, söylüyorum, Hülya bana diyor ki bir ofis açalım. O ofiste diyor sen insanların sorun ve dertleriyle alakalı bildiğin kadarıyla gelsinler, sana danışsınlar, sen kendi bildiğini onlara söyle falan filan. Dedim oho. Danışmanlık hizmeti. Danışmanlık hizmeti. Danışmanlık hizmeti. Hiç yanılmıyorum valla. Fena olmaz. İnsanlık öldü mü etiketiyle de paylaşımlarınızı bekliyoruz derken ben hemen bakayım bu arada. Okuyacağım izleyicilerimiz. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki aslında insanlık ölmedi demek istiyorum ama maalesef öldü demiş Ayşe Hanım. Tam tersini söyleyen bir kişi bile denk gelmedi. Neden acaba? Ortak noktada buluştuğumuz nadir bir şey. Acıdır ve acıtır. Doğru. Seda Hanım yazmış. Günaydın güzel insanlar. İnsanlık 90'lı yıllarda kaldı. Yani anlayacağınız çoktan öldü demiş. Öyle olaylar oluyor ki öldü. Biz selasını verirdik, cenaze namazını kıldırırdık diyesi geliyor. İnsanın iyi yayınlar, insanlık öldü mü diye sorulmaz bile demiş. Tatile gidiyoruz diyerek hastaneye getirdiği eşine böbreğini verdi. Alın size baba. Bu da baba. Az önceki de baba, helal olsun demiş. Milyon dolarlık babanın yaptığına bak, bu babanın yaptığına bak. O milyon dolarlık bana Reyhan şeyi attı. 7 milyar doların ne kadar TL yani olduğunu. Bu milyon değil. Milyon dediğiniz zaman işi küçük. Çok milyar dolar. 7 milyar. Ben onun milyon değil ama. Türk lirasına çevrilmiş halini okuyamadım bile, öyle söyleyeyim size. Siz okuyabiliyorsanız, paylaşmak istiyorsanız bizlerle paylaşın. Kısa bir araya gidiyoruz, ardından buradayız efendim. Enfes serpme börek. Kokusunu alamıyorsanız ama mis gibi kokuyor. Patateslisi, peynirlisi, ıspanaklısı, her türlüsü oluyor. Antalya'nın geleneksel lezzeti tescillendi. Peki hem hafif hem lezzetli serpme börek nasıl yapılır? Birazdan. Serpme börek. Kokusunu alamıyorsanız ama mis gibi kokuyor. Patateslisi, peynirlisi, ıspanaklısı, her türlüsü oluyor. Antalya'nın geleneksel lezzeti tescillendi. Peki hem hafif hem lezzetli serpme börek nasıl yapılır? Birazdan. Günaydın efendim. Bir kez daha hoş geldiniz programımıza. Saat 10.40. Bugün 12 Mayıs Çarşamba. Söyleyesim geldi. Böyle arada değişik şeyler geliyor. Ayın ot uzu mu? Ot uz. Bora Gencer'in bizden bir ricası söyleyeyim var. Söyleyeyim mi hatta hemen? Onu söyleyelim. Hemen benim açıyorum. Çocukluk arkadaşım, kardeşim, yakışıklı. 20 Haziran Babalar Günü'nde değerli sanatçıların sahne alacağı Elvedasız Şarkılar 2 konseri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşecek. Yeşim Salkım. Işın Karaca. Orhan Ölmez. Niran Ünsal. Hakan Altun. Ve Bora Gencer. Bütün gelir vakfa kalacakmış. Turizm Bakanlığı antik tiyatroyu kendilerine tahsis etmiş. Duyduk duymadık demeyin. Tebrik ediyoruz. İnşallah bu organizasyonlarının devamını bekliyoruz Boracığım, kardeşim benim. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ben de. Şimdi yarın bayram. Evet. Yani biz buruk girsek de. Bizim bayrama da selam söyleyelim. Söyleyelim. TV8'den bayrama selam olsun. Çok emeği olsun. Vardı bize, evet, Allah razı çok olsun. İzliyorsa eğer. Ya. Allah razı olsun. Aydın abiye de. Aydın babaya da söylüyor. Ama bayram demişken şimdi, evet, Aydın. Yarın kutlarız hepsini. Tamam.
Şimdi Arife günü bugün. Aslında yasaklar var ama İçişleri Bakanlığı'nın hepimizin yüreğine dokunan yeni bir genelgesi var. Şehit aileleri, şehit yakınları. Bugün Arife gününde ve yarın mezarları ziyaret edebilecekler. Çok güzel bir karar. Evlatlarını kaybetmiş aile. Evet. Yani düşünsene bizim hepimizin vatan toprağı için şehit olmuş canlarımız, evlatlarımızla alakalı. Böyle bir hassasiyet göstermelerinden mütevellit. Allah razı olsun. Çok doğru bir şey yapmış. Çok. Bugün ve yarın sokak yasağı yok onlara. Aslında Tabii. Hiç olmaya da bilir. Yani muaflar, Allah sabırlar versin demekten başka yapabilecek maalesef hiçbir şeyimiz yok. Onların haklarını asla ödeyemeyiz. Asla. Asla ödeyemeyiz. Varlık nedenimiz resmen onların cesareti ve özverisi. Evet, kesinlikle öyle. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Şimdi sokak ortasında bir dehşet, vahşet haberi daha maalesef. Vahşet. Yani eşinden, eski eşinden para istiyor, borç para istiyor. Vermeyince bak ne yapıyor. Beyzbol sopalı dehşet. İsyan ettiren görüntüler Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki fotoğrafçılık yapan kadın, 3,5 yıl önce evlendiği eşinden birkaç ay önce anlaşmalı olarak boşandı. Ev tutarak kızıyla beraber yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise eski eşinin arayıp ondan 2000 lira borç istemesiyle hayatı kabusa döndü. Olumsuz yanıt verince tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Beni darp ettiği için ayrıldı kendisiyle. Senin bacaklarını kıracağım, seni yaşatmayacağım, nereye gitsen bulacağım gibi şeyler söylemeye başladı. O cani yine durmadı. Saldırgan adam bu kez peşine düştüğü eski eşini aracıyla sıkıştırınca kadın bariyerlere çarptı. Hemen şikayetçi oldu. Ancak acımasız adamın ne öfkesi bitti ne de yaptıkları. Bu kez eski eşinin sokak ortasında karşısına çıktı. Elindeki beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu. Mağdur kadın dakikalarca darp edildi. Çöp attım, arkamı bir döndüm. Orada pusu kurmuş kendisi, beni bekliyor. Bir vuruyor, iki vuruyor, üç vuruyor. Acıdan nefes alamadım. Yani gerçekten hani öldüm zannettim. Hani bitti zannettim. O sıra hani tek aklıma gelen kızım oldu. Talihsiz kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan eski eş serbest bırakıldı. Cani adam tarafından "Gebereceksin" mesajı alan mağdur kadın "Ölmek istemiyorum" dedi. Serbest bırakıldığı artık konuşmayacağız gerçekten. İşte yani onu zaten konuşmadığın andan itibaren olayın yani bu zaten eşi tarafından ayrıldığı veya sevgilisi tarafından genelde insanların %70'i şiddete maruz kalıyor. Evet. Bu çok sıradan bir durum maalesef. İronik ama öyle. Maalesef. Asıl burada trajik ve anlaşılmayan şey yargı tarafından bu insanların yarım bıraktıkları işi sanki bitir dermişçesine bu suçları tespit edilmesine rağmen serbest bırakılması. Ben de diyorum ki bunları çözemiyoruz biz. Şimdi ben bir hanım olarak ben olsam ve sen yorumla. Ben vallahi yoruldum. Sen anlat biraz ya. Yani çok haklısın söylediğinde. Çünkü hakikaten yani her gün değil neredeyse her gün 10 tane böyle haber arasından seçiyoruz. Yani bahaneleri farklı oluyor sadece insanların. Vuruş şekilleri farklı oluyor. Darp şekilleri farklı oluyor. İşkence şekilleri farklı oluyor. Dayak şekilleri farklı oluyor. Ama maalesef her seferinde kadına şiddet oluyor. Bu kadınlar isterlerse her yere nereye başvururlarsa başvursunlar. Uzaklaştırma kararı olursa da olsun, olmasa da olmasın. Karşılarındaki kişi serbest kalıyor. Benim böyle olunca da güvencem, daha doğrusu güvenim kayboluyor. Kayboluyor. Yani hemfikir bence herkes. Arkadaşlar sıkıntı şurada. Bir insan şiddete maruz kaldığında acımasızca, hele hele bir kadın, bir erkek tarafından üstelik yol ortasında bu kadar acımasızca, elinden gelen tek şey devletin kurum ve kuruluşlarına şikayette bulunmak. Evet. Bu arada da belgeli zaten, net bu olay. Şimdi bunu alıp sadece işlem yapıldı mı yapıldı demek için, bu şiddeti %100 tespit edilmiş olmasına rağmen bırakmanızın mantığını bana Allah rızası için bir kişi anlatsın, bana kanun maddesi falan anlatmayın ki ben hukuk öğrencisi değilim ki. Ben insanım. Benim derdim ben, eşim, çocuğum veya bir başkasının can güvenliği.
Ya Rabbim benim kızım da evlenecek. Allah koru ya Rabbim. Benim kızımın evladımın da başına gelebilir. Biz de gideceğiz devletin karakoluna, savcısına. Şikayette bulunacağız. Diyorum ki ben soru soruyorum. Bunu bırakmanızın mantığı nedir? Bu arada bu soruyu unutmayın. Aç parantez. Bugüne kadar istatistiksel olarak şiddet uygulayıp şikayete mukabil ifade verip serbest bırakılan erkeklerin %80-90'ı bu serbest kalmadan mütevellit daha hırslanıp yarım bıraktığı işi telafisi mümkün olmayacak şekilde kadınların canını alarak sonuç almış. Evet. Hal böyleyken sorum gayet basit. Neden bu cani ruhlu insanları, çocuklarının annelerini, kadınları katleden kadınları yaptıkları bu kadar sabit ve delilliyken neden bırakıyorsunuz diyorum yahu? Çok net bir soru. Cevap verebilecek olan versin lütfen artık. Ama bunu mesela 6 yıldır her gün diyorum evet. Bu arada. Beni de düşünün. Yılma kelimesi var ya şu an tam o zaten. Başka bir şey değil. Ne diyeyim? İnsanlık öldü mü diyeceğim. Bunları i̇şte görünce onun üzerine öldü. De bunu sorunca ben de artık öldü. Diyorum ki Allah'ım beni bir füzeye koysunlar. Öldü. Füze. Başka bir galaksiye gideyim. Yani dünyada en basit tedbir alınabilir konularda da bu kadar çaresiz olmak ve bunları sürekli tekrarlamak insanın aklına mukayyet oldurtmuyor artık. Doğru söylüyorsun. Şimdi koronadaki son durumumuza bir bakalım. Dünyada neler oluyor bir bakalım. Amerika'dan olumlu haberler var bu konuyla ilgili. Hindistan maalesef çok zor durumda. Genel bir dünyadaki duruma bakacağız, üzerine konuşacağız. Hindistan virüsün yeni merkezi, sağlık ve cenaze sistemleri çöktü. Ganj Nehri kıyısında koronadan ölen yaklaşık 45 kişinin cesedi bulundu. İddialara göre bedenler mezarlıklarda yer kalmaması üzerine nehre atıldı. Ama Hindular sanki salgın yokmuş gibi davranıyor. Aşı kuyruklarında bile maske takılmıyor, sosyal mesafe korunmuyor. Hint fenomense son anlarını böyle görüntüledi. 35 yaşındaki Rahul Vohra yoğun bakımda çektiği videoda çok kötüyüm dedikten sonra can verdi. Amerika çocukları da aşılamaya başlıyor. Gıda ve İlaç Dairesi 12-15 yaş için BioNTech aşısına onay verdi. Aşılamanın sonbaharda okullar açılmadan başlaması planlanıyor. Rus Devlet Başkanı Putin, Sputnik V'ye çok güveniyor. Büyük başarı elde ettiklerini savundu, kendisinin de antikor oluşturduğunu açıkladı. İspanya 100 gün sonra sürü bağışıklığına geçecek. İlginç açıklama Başbakan Sanchez'den geldi. OHAL ve sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. İngiltere'de normalleşmeye bir adım kaldı. Önümüzdeki hafta tiyatro ve restoranlar açılacak. Maçlar seyircili oynanmaya başlayacak. Avustralya'nın en kalabalık eyaletinde 5 gündür yeni COVID-19 vakası görülmedi. Sadece Sidney'de 50 yaşında biri pozitif çıktı. Ülkeye yeniden yaymaması için her yerde aranıyor. Prag'da salgın kurbanları için anma etkinliği yapıldı. Prag Kalesi'nin olduğu meydanda her yiten can için bir mum yakıldı. Bizim de şu yeşil tabloyu görmeyeceğimiz günler gelsin artık inşallah. Vaka sayısı sıfır yazsın. Ama hani biz hep alışılmışın dışındaki bir bakış açısını getirelim ki. Yani arkadaşlar şöyle düşünün yani. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin hegemonik gücü olarak dünyadaki bütün aşıları hem baskısıyla hem parasıyla toplamış. Evet. Hani doğru. İnsanlık öldü mü diyorsunuz da öleli 8 milyar 888 yıl oldu. Hala bunları koy. Şimdi Hindistan'da bu kadar insan ölüyor. Ne olacak? 2 saniyede istese bitirir. Yok stone'u yapmış. 12 yaşına da aşı yapıyor. 12'ye düştü. He. O sonra o aşı mesela 7'ye düşer bebeklere falan yapar ama yine vermezler kimseye. Doğru maalesef. Yaşadığın dünyanın gerçeği bu. Anca hep onu söylüyorum. Mümkün olduğunca bu yıllar yılı sömürülmüş, hakkı yenmiş, insan 3. 4. sınıf insan muamelesi gören insanlar öncelikli olarak bir olacak. Sonrasında da kendilerine özgüvenleri olacak, birbirlerini destekleyerek kendi ayakları üzerinde durabilecek, haklarının yenilmeyeceği bir motto yayınlayıp yeniden düğmeye basıp diyecekler ki biz
herkese bağırıp kınayıp şikayet etmeyi bırakalım. Bir olalım ve sonra da çalışalım. Biz bulalım. Aşıyı da biz bulalım. İlacı da biz bulalım. Teknolojiyi de biz yapalım. Sosyal medyamız bizim olsun. Bu telefonu bunlar yapıyor. Onu da biz yapalım. Arabamızı da biz yapalım. İşte ondan sonra senin hiç hepsi gelir. Seni katledecekleri yerde dost olurum sana. Evet, doğru olan da çözüm bu. Çözüm de o. Şimdi kahvaltı yapacağız Allah'ın izniyle yarın. Bayram sofralarının kahvaltısı vazgeçmez. Bu arada yarın yayınımıza özel sürprizlerimiz olacak, şimdiden söyleyeyim. Söylemeyeyim hatta ne olduğunu ama mutfağa geçeceğiz. Ceder, orası dedi, kesin. Biliyorsun, söylemeyeyim değil demiş. Evet. Yarın sürprizimiz var. Neydi, hatırladın mı? Hatırlatayım mı sana? Dekor. Stüdyo. Evet. Dekor. Yarın sürprizimiz var dedi. Evet. Cuma günü kapatıyoruz ama pazartesi sürprizimiz var, dekor demiştim, hatırladım. Şimdi kahvaltıda sucuk, salam, sosis sever misin? Seversin ama onları da yerken dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ona onlardaki dikkat, ona hileler. Dikkat, gribe dikkat. Esiyor, boynun tutulur. Oraya gidiyorsun bak, ışık düşmesin öyle. Dikkat. Bir günde geliyor ecel, gitti diyorlar. Dur biz dikkat ediyorduk. Ya dur. Oldu diyor zaman. Hadi geç. Neyse biz hazır zamanımız varken haberimizi alın, izleyelim. Alın dikkat edin ha. Sucuk, sosis, pastırma, kavurma, peynirler, bunları çok çok tüketmeyi seviyoruz. Seviyoruz ama en çok hile yapılan et ürünleri de onlar. Sucuktaki hile nedir? Gerçekten de dana eti kullanmamaları. Isıl işlem uygulanmış ürünleri çok tercih etmemeleri gerekiyor. İşte sahtekarların en çok başvurduğu hileler. Sucuk, salam, sosis gibi karışım et ürünleri bozulduğunda ya da son kullanma tarihi geçtiğinde yeni yapılan sucukların içine karıştırılabiliyor. Baktığınızda yoğun bir şekilde etin içinde olduğunu, kokladığınızda sadece baharat kokusu gelmesi gerektiği ve bunlar önemli şeyler. Sucuk yapımında etten çok daha ucuz olan ama et gibi görünen soya da kullanılıyor. Çocukluğunda yediği tadı alamıyorsa bunu yemeyecekler. Bir ürünün ortalama bir fiyatı vardır. Mesela bir sucuğun fiyatı, örnek veriyorum, 100 liradır. Eğer siz 50 liraya satılanı alırsanız bilin ki o işin içinde hile vardır. Aldığınızın içinde %100 dana eti olma ihtimali yoktur. Sosislere %10-15 maksimum 20 et koyuyorlar, kimyasal ürünler koyuyorlar, şarküterilerin en büyük tehlikesi olan nitrit koyuyorlar. Şimdi gelelim pastırmadaki hileye. Bakalım orada ne tür hileler dönüyor? Pastırma biliyorsunuz ki tuza yatırılıyor. İşte burada da pastırmada zararlı olan nitritli tuz kullanıldıysa insan sağlığı için çok zararlı bir ürün ortaya çıkıyor. En büyük hile benim bildiğim kaşar peynirinde ya da eski kaşarda. Evet. Kaşar peynirlerinde yarısını patates, diğer yarısını peynir koyarak yapanlar var. Hiç süt kullanmadan süt tozu ve karışımlarla peynir üretenler var. Piyasada bozulan peynirleri geri toplayıp yeniden işleyip piyasaya sürenler, kaşarın içine ekmek, nişasta karıştıranlar da var. Kavurmayı sade sevenler de çok ama kavurma yumurtayla birleştiğinde enfes bir tadı oluyor ve herkes çok fazla seviyor. Löp et ve yağdan oluşması gerekiyor. Dışarıdan daha ucuz, daha uygun fiyatlı yağlar koyarak farklı tuz ve baharatlar kullanıldığı zaman insan sağlığına zarar verir. O yüzden siz olun, bilmediğiniz yerlerden alışveriş yapmayın. Yemek yerken dahi Allah'ım bu gerçek mi diye yersek artık yandık zaten. Ben ama yine insanlık öldü mü diyeyim. Yine ne diyeyim ya? İnsanlık öldü mü diye yine ben sorayım. Sorayım bunlardan İnsanlık sonra. İnsanlık kaldı mı? Kaldı mı? Evet, kaldı mı? Sen yerken dikkat ediyor musun acaba ya bir şey var mı diye? Ben abi o kadar artık her zıvanadan çıkmış bir dünyada yaşıyoruz. Yani para sahte, arkadaşlıklar sahte, ilişkiler sahte, süt sahte, et sahte, tavuk sahte, balık sahte, aşı sahte. Ne yani? Her şey sahte abi yani. Ben o girdap içerisinde minimum az yiyorum zaten. Az sahte olma ihtimali yok. Mesela un. Ondan kilo alıyoruz işte. Var. Galete malete. Onu yiyor. İşte iki tane de çay içtik mi Allah bin bir bereket versin. Fazla insanla temas etmiyorum. Az insanla konuşuyorum. Sevdiklerimizle mümkün olunca çoluğum çocuğum görüyorum, öpüyorum, kokluyorum, uyuyorum, kalkıyorum, geliyorum, yayın yapıyorum, evime gidiyorum. Ne yapayım? Gel ben sana sahte olmayan bir tarif vereyim o zaman. Hadi. Serpme börek. Serpme. Yarın bayram. Tamam. Bu yarın bayram, bugün Arife. Yani en azından börekler açılabilir, tatlılar işte hazırlanabilir. Dolayısıyla benden size bir tarif önerisi gelsin. Serpme börek. Bir bakalım. Börek. Yarına bu arada sürprizlerimiz var. Bak. Söylemeyeceğim, sürpriz olarak kalacak bu kez. Yapacağız. Ama şimdi önce bir serpme börek tarifini izleyelim.
bunun patentini aldık Antalya serpme börek olarak. Bunun adı serpme börek. Kokusunu alamıyorsanız ama mis gibi kokuyor. Patateslisi, peynirlisi, ıspanaklısı, her türlüsü oluyor ve bu sıralar tescilini aldı, Antalya'nın oldu. Peki nasıl yapılıyor? Bizim hamurumuzda maya yok. Baklavalık undan yapıyoruz. İçine su ve tuz katıyoruz. Tezgahı çok az yağ sürüyoruz. Her işte olduğu gibi bu işte de el emeği çok önemli. Ustalık gerektiriyor. Asıl ustalık şimdi ortaya çıkacak. Şimdi bu hamur uçacak değil mi? Evet. Genişliyor değil mi? Tabii. Yavaş yavaş büyümeye başlayacak bu hamur. Kocaman oldu. Yani 3 katı, 4 katına çıktı. Mesela Almanlar neyi tercih ediyor, Ruslar neyi tercih ediyor? Ruslar genelde patates ve ıspanak yemeği, daha çok vejetaryen seviyorlar. Almanlar daha çok etçil, kıymalı, sucuklu, o tarz. Bayağı da ince bir hamur üzerine oldu. Pek yağ kullanmadık, sadece yapışmasın diye. Hafif bir kabarma olsun diye yağ serpiyoruz. Yenilebilecek en hafif bir börektir bu. Fırınımız kaç derece? 220 derecede pişiyor. Ne kadar kalacak? Ortalama 5-6 dakika. Oo, nar gibi kızarmış. Mis gibi olmuş. Evet, nar gibi kızarmış. Oo, mis gibi oldu. Turgut Bey, coğrafi işaret hayırlı olsun. Teşekkür ederim Serkan Bey. Şimdi bunu sadece Antalyalılar değil, dünyanın her yerinden gelen herkes yiyecek. Ve bilecek ki artık serpme börek Antalya'nın. Antalya'da bunun patentini aldık. Antalya serpme börek olarak. Zaten bir sefer damak tadını alan bir daha bırakmıyor. Bayramı özel programımız yarın, çok heyecanlıyım. Sürprizlerimiz var şimdiden söyleyeyim. Bu arada bugün bizim için özel bir gün. Ya dur. Evet. Çünkü neden? Yapımcımız, çok sevdiğimiz isim Hülya Sepke'nin, PH yapımın sahibi Sayın Hülya Hanım'ın doğum günü. Nice mutlu yaşları olsun. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Maaşlara zam istiyoruz kardeşim. doğum günü kutlu olsun. Hülya'cığım, çocuklarınla, ailenle, kardeşinle, sevdiklerinle, eşinle. Eşine kızıyorsun bu aralar, biliyoruz onu, ama idare edeceksin. Hayatta dört dörtlük insan yok. Bir ömür boyu sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlar Allah kutlamayı nasip etsin. Ekibe zam istiyoruz. Nice mutlu yaşlarınız yani, olsun. İşte şu an bir şey oluyor. Yani sevinsin mi acaba, üzülsün falan diye. Programımızın sonuna geldik efendim. Yarın bayram sabahında karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Saygılar.